görüşlerinin saygı ortadan kaldırmayı, dünyadaki demokrasi havarilerini arka plandaki art düşüncelerini, arka planlarındaki inanan ve haklarına ayak insanların arka plana edilmesi, onları yok edilmesi, sindirmesi anlamında yapılan yanlışları destekleyen tavırları biliyoruz. Özellikle Mısır'daki bu darbeyi şiddetle ilan ediyoruz. Orada demokrasinin bir an önce gerçekleşmesi için hem Mısır halkının, hem sivil toplumların, hem de dünya insanlarının, dünya halklarının bu demokratik düzenlemenin tekrar geri gelmesi, demokratik kavramların kullanılması anlamında baskı yapmasını, bu konuda özellikle düşüncelerini yapmasını temenni ediyoruz. Bizler bu anlamda haksızlıkları, darbeyi, insan haklarının çiğnenmesini ilan ediyoruz. Konuşmalar bir yandan üzere öncelikle konuşmalardan önce telgrafları ve müsaadelerimizle ilgili kısa bir bildirimde bulunayım. Değerli protokol, değerli arkadaşlarım ve değerli basın mensupları, birinci olağanüstü genel kurul toplantısına hoş geldiniz. Bugün Çanakkale Büro Memursel Şubesi'nin birinci olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirmenin heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Şehitler Diyarı Çanakkale'de birkaç arkadaşla yola başlamıştık. Bugün elhamdülillah 300'e yakın üyemiz var. Tabii bu mücadele birlik ve beraberlikle elde edildi. Yine Genel Başkanımız Sayın Yusuf Yazgan ve ekibinin desteğiyle bizler de burada gayretli çalışmalarımızın neticesinde olumlu sonuç aldık. Çanakkale ili olarak hep birlik ve beraberlik içerisinde yetki sürecine ulaşılması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Değerli arkadaşlarım, Genel Başkanımız Sayın Yusuf Yazgan, Şubat ayında İstanbul'dan Ankara'ya kadar 18 gün boyunca yürüyerek, mücadele ederek bazı hakların alınmasında önderlik etmiştir. Bugün, bir iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan 100.000 kişiye, 100.000 sayısında kişiye sözleşmeli personeli kabul edilmiştir. Bu tamamen Memursel ailesinin, Büro Memursel'in başarısıdır. Kadro bekleyen arkadaşlarımız var. Şu anda bu saydığım kurumlarda çalışan sözleşmeli kardeşlerimiz artık kadroyu elde etmişler. Bu büyük bir başarı. Tabii Genel Başkanımızın İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş nedeni hem sözleşmelilere kadro verilmesi hem de fazla mesailerin ödenmesiyle ilgiliydi. Fakat yol merdiven basamak basamak çıkılmaktadır. Birden merdivenle ikinci kata çıkmak mümkün değil. Bugün elde edilen sonuç, gelecekte elde edilecek sonuçtur. İnşallah yakın zamanda 4C'lerle ilgili çalışmamız devam ediyor. Genel Başkanım bize verdiği bilgi doğrultusunda. Başbakanımızın çalışma bakanına verdiği talimat gerekçesi hem kadroya alınacak 4C'lerle ilgili hem de fazla mesaiyle ilgili ödemeler konusunda çalışmalar sürüyor. Bu neticelendiği zaman arkadaşlarımızın kazanımları elde edilmiş olacaktır. Değerli ağabeyim, biz Çanakkale'de birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize devam ediyoruz. Bizim amacımız Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'de de dik durmak. Ama diklenmemek. Dik durmak elde ettiklerimiz de ortaya çıkmıştır. Asla sağımızda ve solumuzda bulunan sendikalar gibi diklenme taraftarı değiliz. Ama mücadelemizde dik durmak taraftarıyız. Hem dik durmayıp hem de diklenen kişiler ülkesine ve milletine büyük zarar vermiştir. Hala dünyada olan olaylarda dahi Türkiye
gelip peşine düşen bazı yerler Avrupa Birliği parlamentosu gibi, işte Mısır'da Avrupa'nın, Amerika'nın dünyaya gösterdiği tepki bellidir. Türkiye'ye gösterilen tepki bellidir. Bütün insanlarımız, milletimiz bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir.